Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Bahadır Kimya'yı inceleyeceğiz. Bahadır'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 13 Ağustos'ta işlem görmeye başladığını, devamında klasik bir halka arzı yükselişi gerçekleştirip 90-35 seviyesinin yükselmesinin ardından da önce kuvvetli bir satış baskısı, kırmızı mumu görüyorsunuz. Ardından da satış hareketi devam ediyor. Net bir düşüş hareketi başlatıyor. Bu düşüşle beraber 55-30 seviyesine kadar düşüyor. Ardından burada oluşan destekle beraber kısa vadeli zigzag şeklinde bir itki hareketi olursa da bu yükselişler 66'da sonlanıyor arkadaşlar. Devamında gördüğünüz gibi hisse zaten tekrardan destek bölgesine çekilmiş durumda. Bugün de güzel bir iş anlaşması açıkladı. Ancak bu anlaşmada ise yukarı yönü taşıyamadı. Alım iştahının biraz zayıf olduğunu görüyoruz ve günlük %2'nin üstüne bir düşüşte de 55-75 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi net bir geri dönüş sinyali yok. Genel görüntüde negatif zaten arkadaşlar. Sadece şurada kısa vadeli oluşan kanal hareketini kırmış. Ancak yükseliş hareketinin devam etmesi için kısada 59-70'in üstüne atması gerekiyor ki 66 burada hedef olsun ve burada da ters bir çanak hareketi var. Ters çanak hareketi de genelde düşüş trendlerinde görülür. Bakın şurada da var. Ancak bu daha küçük bir hareket, bu daha büyük bir hareket. O yüzden buralardan risk almayı düşünen arkadaşlar, trade ederim, al sat yaparım diyen arkadaşlar 55-30 desteğini takip etsin. Bu destek kırılması durumunda düşüş hareketi devam edecektir. İlk etapta 50 seviyelerine, eğer negatif fiyatta var devam ederse de 45 seviyelerine doğru bir geri çekilme mümkün. Yani 55-30'un altında günlük kapanışlar görmeniz durumunda arkadaşlar düşüş hareketi 50 ve 45 seviyene doğru sürebilir. O yüzden al satçı trade eden arkadaşlar buradan işleme girmesi durumunda kesinlikle 54-70, 54-50 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullansınlar. Ama kademeli alımlar yapacağım, orta ve uzun vadeli toplayacağım, şirkete güveniyorum diyen arkadaşlar bir kademe buradan alabilir. 55-30 desteğin kırılması durumunda da 50 ve son olarak da 45 desteğini kademeli alım olarak takip edebilir arkadaşlar. 3 kademe şeklinde alım gerçekleştirebilir. Orta ve uzun vade tutacaksanız, yani toplama niyetiniz varsa arkadaşlar, hisse daha önce buralardan dönüş gerçekleştirmişti. O yüzden burada tepki hareketine oynanabilir, ancak dediğim gibi riskli. Bu riski çok fazla büyütmek istemiyorsanız stop loss seviyenizi belirleyin, öyle işleme girin arkadaşlar. Buradan yapacağınız alımlarla beraber kısa da hisse 59-70-75'in üstüne atarsa bu banttan da kurtulmasıyla birlikte şurada gördüğünüz gibi yükseliş düşüş tekrardan bir yükselişle birlikte 66 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesi mümkün. Kısa da 59'un üstü pozitif, bir sonraki hedefi 66 seviyesi olur. Kısa da alanla trade edenler bu bölgeden satsın arkadaşlar. Çünkü yakın vadede size hızlı bir yükseliş olursa %20'ye yakın bir getiri elde etmiş olacaksınız ve bu direnç aşılmadan da zaten trend hareketi devam etmeyeceğinden dolayı buradan satışınızı yapın, çokçu olmayın. Ama buralardan alıp veya düşüş olursa alt bantlardan alıp toplama niyetiniz varsa 66 seviyesi geçirirse, üstünde günlük kapanışlar görür veya trendde bir zayıflık görmezseniz arkadaşlar bekleyip 78 ve 90 seviyelerinden de satış yapabilirsiniz. Tekrar edeyim, 66 geçilmeden trend hareketi devam etmez. Yani trend olgunlaşmaz arkadaşlar. Buradan oluşan satışlarla hisse tekrardan 60 bölgesine kadar da düşebilir. O yüzden bu direnç seviyesi önemli. Yani yükseliş trendinin devam etmesi için önemli. Bunun üstünde orta vadede 78 ve uzun vadede 90 seviyesi hedef fiyat olabilir. Geçilmezse dediğim gibi tekrardan bir geri çekilme söz konusu olacak arkadaşlar. Bahadır Kimya bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.